Yüksek Askeri Şura kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni dönem başladı. Zorlu görevlerde başarılı sonuçlar alan komutanlar için terfi ve görev süresi uzatma kararları çıktı. İşte Yüksek Askeri Şura'nın o dikkat çeken isimleri. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Görev süresi bir yıl uzatılan Orgeneral Yaşar Güler, 1990'dan sonra 4 yıldan fazla Genelkurmay Başkanlığı görevini yerine getiren ilk isim olarak dikkat çekti. Terör örgütüne büyük darbe vuran hava harekatlarını yöneten Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülhan Hava Kuvvetleri Komutanı, yaklaşık 200 bin saat seyir süresiyle rekor kıran donanmanın komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ise Deniz Kuvvetleri Komutanı oldu. Komuta kademesinin dışında Yüksek Askeri Şura kararlarında dikkat çeken bazı isimler de vardı. Tahıl krizinin çözümünde kalender kasrında kurulan Rusya, Ukrayna ve BM heyetlerinin bulunduğu masada Türkiye'yi temsil eden Tümgeneral Göksel Kahya görev süresi bir yıl uzatılan isimler arasında yer aldı. Libya Görev Grubu Komutanı Osman Aytaç, Pençe Serisi operasyonlarda başarısıyla dikkat çeken 2. Hudut Tugay Komutanı Fethi Oltulu Tümgeneralliğe terfi etti. Arazide uzun yıllar geçirip terörle mücadelede önemli görevler alan Bordo Bereli Albay Rıza Kocabaş da Tuğgeneralliğe terfi eden isimler arasında yer aldı. Azerbaycan Görev Grup Komutanı Bahtiyar Ersay da Korgeneral oldu. Görev süresi uzatılan generallerin arasında 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Sinan Yayla yer aldı. Sualtı Taarruz Komutanlığı bünyesinden çıkan ilk amiraller olma özelliğini taşıyan Mustafa Turhan Ecevit ve Ercan Kireçtepe görev süresi uzatılan isimler arasında yer aldı. İki isim FETÖ kumpas davaları sonucu hapse girerken Kireçtepe 1996'da Kardak Kayalığı'na çıkıp buraya Türk bayrağı diken timde görev yapmıştı.